Muhteşem kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyenler. Stüdyomuzda doçent doktor Sevtap Hamdemir Kılıç var. Sevtap Hanım'la bugün jinekolojik lazer uygulamalarından bahsediyoruz. Bu tarz sorunlarınız varsa mutlaka kulak verin diyorum. Çünkü lazerle hem genital estetiği hem de idrar kaçırmaya kadar her şeye çözüm buluyoruz Sevtap Hanım'la. Öncelikle hoş geldiniz Sevtap Hanım programımıza. Sağ olun bu güzel davetiniz için. Sizlerle olduğum için teşekkür ediyorum. Biz de çok memnunuz katıldığınız için, bizi kırmadığınız, geldiğiniz için. Bugün az önce de söyledim, lazeri biz artık sağlık alanında, estetik alanında çok fazla görür olduk. Çok yaygın. Çok yaygınlaştı. Bugün ama çok farklı bir tarafından bakacağız olaya. Lazerin kullanım alanlarında belki de birçoğumuzun bilmediği, işte idrar kaçırmadan tutun da jinekolojik estetiklere kadar konuşacağız. İlk olarak jinekolojik lazer uygulamalarını genel başlık altında inceleyecek olursak nasıl kullanıyoruz? Şimdi lazerin tıbba girmesi biliyorsunuz ki epilasyonla başladı. İnsanlar önce epilasyonla lazeri tanıdılar. İlk çıktığında bu kadar başarılı olacağını tahmin bile edemiyorduk biz hekimlerde, hastalarda. Bugün görüyoruz ki tıbbın her kesiminde, her alanında yaygın olarak kullanılıyor. Jinekolojide de iki tarz kullanımından bahsedebiliriz. Daha doğrusu iki şekilde gruplandırabiliriz. Bir tanesi poliklinik anlamında, bir diğeri de intraoperatif, yani cerrahi anlamında kullanışından bahsedebiliriz. Poliklinik uygulamaları az önce sizin bahsettiğiniz gibi genital estetikler, genital güzelleştirme için kullandığımız uygulamalar. Bunu beraberinde idrar kaçırma tedavisinde de kullanıyoruz. Ve yine genital sihirlerin tedavisi de poliklinik şartlarında outpatients, yani hastayı yatırmadan, bir hastane ihtiyacı olmadan, yatış süresi gerektirmeden kullanılabilir, uygulanabilir yöntemler. Beraberinde lazeri biz cerrahi amaçla da kullanıyoruz tabii ki. Cerrahi amaçlı kullanımlarında, lazerin cerrahi amaçlı kullanımlarında kadın doğumla ilgili endometriyoz ismini vermiş olduğumuz işte kistlerin vaporizasyonlarında, bir takım yine jinekolojik overin, yani yumurtalığın diğer kistlerinde, miyom demiş olduğumuz rahmin iyi huylu lezyonlarında kesici olarak kullanıyoruz. Yine cilt insizyonlarında da kesici olarak kullanabiliyoruz. Avantajı ne? Bir karbon dokusu oluşturmadığı için daha hızlı bir iyileşme süreci sağlıyor. Hastalar açısından daha rahat bir dönemi beraberinde getiriyor. İlk olarak hocam şuna değinmek istiyorum aslında. Şimdi birçok şeyinden bahsedeceğiz. Alt başlıklarından bahsedeceğiz aslında lazerin uygulama alanlarından, ama ilk olarak insanlara size ne şikayetlerle geliyorlar? Özellikle genital estetik uygulamalarında işte doğum sonrası deformasyonlardan mı daha çok geliyorlar? Neden rahatsız oldukları için sizi ziyaret ediyorlar ve nasıl bir sonuç alıyorlar? Hakikaten bundan önceki yıllarda biz hiçbir şekilde genital yapıyla ilgili kelimeleri dil kullanmak, düşünmekten bile korkuyorduk. Bu tabuyu zaten yavaş yavaş yıkmaya başladı. Evet, bu tabuyu yıkmaya başlamış olmamız da gerekiyor. Ama yapılan yine istatistiklerde kadınların neredeyse yarısı hiç kendi cinsel organlarına bakmamışlar. Hiç de görmemişler. İşte bu nedenle zaten halk arasında işte bağlanma, bir tıp dilinde vajinismus vesaire gibi problemler, hastalıklar ortaya çıkıyor. İnsanlar genital yapılarından hep kaçmışlar. Ama günümüz şartlarında artık bakıyoruz ki bu mitler yavaş yavaş kırılıyor. İnsanlar tıpkı yüzleri gibi, sonuçta bir yüz güzelliği kadar bir genital güzellik de o kadar önemli. Ve kendilerine daha fazla önem veriyorlar. Çünkü sosyal hayatlarını yüzleriyle sağlarken cinsel hayatlarını da genital yapılarıyla sağlıyorlar. Ve biliyorsunuz normalde insanların yemek yemesi, uyuması gibi bir şey sonuçta cinselliği. Her yaşayan canlı, insan dahil olmak kaydıyla yürüyor, çoğalıyor ve cinselliği yaşıyor. Bu esnada da ortaya işte genital estetik işlemler giriyor. Dediğiniz gibi en çok genital estetik işlemleri başvuran kadınların çoğu doğumlardan sonra veya işte geçirilmiş vajinal müdahalelerden sonra bozulmuş genital yapılarını bazen kendilerine genellikle bile o zaman ihtiyaç duyuyorlar. İhtiyaç duyuyorlar ama bunu paylaşmakta çok zorlanıyorlar. Yani eşlerinden bile rahatsız oluyorlar. Hatta o noktada sadece sizinle mi paylaşıyorlar? Evet, fakat çok ilginç ki bazen mesela hasta yine kendi söylemekte çekiniyor. Siz sorunca
gerçeği veya söylemek istediği problemi rahatlıkla söyleyebiliyor. Belki burada empati yapabilmek, sonuçta bir bayan olmaktan kaynaklı, onları anlayabilmek birazcık daha etkili olabiliyor. Biraz da hissediyorsunuz ama kelimelere ifade dökemediğini, ifade edemediğini tabii fark ediyorsunuz. Bu tarz konularla ilgili çok sık başvuru olduğu için artık evet. ne demek istiyor ya da nasıl ifade edemiyor anladığınız tabii, için de belki çok, bir yer çok rahat anlatabiliyoruz. Evet, çok rahat anlaşabiliyoruz. Kadın olmak da avantaj da olabilir. Evet, bir de tabii ki en önemli şey samimiyet. Hı-hı. Yani o yaratmış olduğunuz eğer huzur ve güven duygusu söz konusuysa hastayla hekim arasında, hasta çok rahat zaten teker teker kucağındaki taşları boşaltmaya başlıyor. Ayha bütün sıkıntılarını anlatıyor. Peki kolay bir işlem midir? Ne kadar sürede bir tedavi süresi vardır? İşte insanlar çünkü yani artık çok fazla biliyorum bu tarz konular dediğiniz gibi tabuydu, bundan çıkmaya başladı ama bir yandan da korku da olabilir insanlarda. Hani bu tabu kısmını aştıktan sonrasından evet. bahsediyorum. Tabuyu aştık ama böyle bir şey korku yaratabilir. İyileşme süreci var mı? Nasıl bir şey olacak? Hani bunu da merak ediyor olabilirler. Şimdi tabii ki genital lazerde vajinoplasti uygulaması normal vajinoplasti uygulamalarıyla mukayese edilemeyecek bir şey. Yani artık cerrahi vajinoplasti herhalde bu uygulamalarla tarihe kavuşacak. Çünkü cerrahi vajinoplastide bir kere her şeyden önce bir doku çıkarıyorsunuz. Hı hı. Yani hastanın vajeninden üçgen şeklinde bir doku çıkarıyorsunuz. Birçok ameliyat olmuş hasta bilir ki eğer siz doku çıkarırsanız ve o bölgedeki dokuyla beraber o dokuyu innerve eden yani çalışmasını sağlayan sinirleri de kesiyorsunuz. Böylelikle hastada aslında bir duyarsızlığı, daha az duyarlılığı beraberinde getiriyorsunuz. Bu bir. İkincisi her cerrahi bir enfeksiyon riski beraberinde getiriyor. Hı-hı. Dişinizi çektiriyorsunuz, apse oluyor. Hı-hı. En basitinden elinize iğne batıyor, enfeksiyon her kapabiliyor. Her zaman cerrahi her cerrahi var. Tabii ki normal vajinoplastide de, cerrahi vajinoplastide de tabii ki böyle bir risk söz konusu. Bir de cerrahi vajinoplastinin en büyük eksikliklerinden bir tanesi. Şimdi vajina nasıl bir organ? 10 santimetre boyunda yaklaşık bu kanal şeklinde bir organ. Hı-hı. Cerrahi yaptığınız zaman ne yapıyorsunuz? Girişteki ilk 3 santimetrelik alandan doku çıkarıyorsunuz. Oysa ki geriye ne kadar mesafe var? 6 santimetre var. Peki o 6 santimetre ne oluyor? Ona dokunamıyorsunuz. Hı-hı. Dolayısıyla sadece vitrin kısmını veya hani organın sadece başlangıç noktasına bir işlem yapmış oluyorsunuz. Tabii. Bunlar dezavantajları. Bir de iyileşme süreci getiriyorsunuz hastaya. 2 hafta ortalama. Her bir cerrahi işlem için ortalama en az 2 hafta bir iyileşme süreci, 6 haftalıkta bir ilişki yasağı getiriyorsunuz. İşte, o anlamda aslında lazer uygulaması burada çok, çok pratik, avantajlı. Çok avantajlı. Çünkü lazer uygulaması yaptığınız zaman, cerrahi lazerle vajinoplasti yaptığınız zaman hasta bir kere bir anestezi almıyor. Lokal veya genel herhangi bir anestezi almıyor. Çünkü amaç burada hastaya ek yük getirmemek. Hı hı. Cihazın erbimyak cihazlarda da cihazın uygulanışında amaç 300 mikrometre derinliğe yani cilt altı dokuya uyarı sağlayarak kolajenizasyonu artırmak. Böylelikle hastada bir dikiş, kesi herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Sadece lazer şutlarından kaynaklı bir ısı hissi yaratıyorsunuz. Hı hı. Buna ek olarak bir istirahat süresi de gerekmiyor. Yani peşinden bir rapor, oturmakta, kalkmakta, tuvalete gitmekte bir sıkıntı söz konusu hemen olmuyor. Hemen o gün içerisinde. Aynen otururken işleminizi yapıyorsunuz, sonra tekrar hastayı geri alabiliyorsunuz. Çok pratik bir de. Çok pratik ve cinsel hayatına sadece 2 hafta ara veriyor hasta. Hı hı. O kadar kısa bir süre ki ondan sonra normal aktivitesini rahatlıkla yaşayabiliyor. Bunlar en büyük avantajları. Hı hı. Hasta dostu tüm tedavi yöntemleri, hastaya en az yük getiren tüm tedavi yöntemleri, hekimler için birinci seçenek tedavi yöntemidir. Tabii. Sonuçta bizim amacımız hasta yükünü minimalize etmek, hastaya en az yük getirecek yolda beraberce yürümek. Hı hı. Evet. Harika. Peki birazcık da aslında idrar kaçırmadan bahsetmek istiyorum. Şimdi idrar kaçırma deyince
Bu arada sizin ekleyeceğiniz bir şey olsa mutlaka yine genital istedikle ilgili de aklınıza gelecek değiliz. Ama ben idrar kaçırmayı da lazerle tedavi edilebilir olduğunu duyduğum zaman çok şaşırdım. Ondan bahsetmenizi isteyeceğim sizden. Tabii ki. Genital estetikle ilgili birkaç cümleyi idrar kaçırma sonrasında hem hatırlatıcı olsun diye söyleyeyim. Tamam. Ama tekrar etmiş olayım. Bir de kaçıran izleyiciler adına da bir ufak tekrar niteliği taşımış olsun. İdrar kaçırma çok önemli bir sosyal problem. 60 yaş üstü kadınların %30'u idrar kaçırıyor. Bazısı bunu normal, bazısı bunu normal kabul ediyor. Gülerken, hapşururken, ağır kaldırdığında bacaklarını hafif sıkıştırarak kaçtığı ay Allah şeklinde, hatta espri konusu olacak şekilde idare etmeye çalışıyor. Bazısı ki bu bizim stres inkontinans dediğimiz anatomik yapının bozulmasına bağlı olan idrar kaçırma tiplerinde sık rastlanıyor. Bazısı ise urge inkontinans dediğimiz tuvalet hissi geldiği anda tuvaleti en yakın mesafede görmek istiyor. Kendisine en yakın yerde olsun istiyor. Çünkü o anda kontrolsüz bir kaçış söz konusu oluyor. O yüzden birazcık ertelemeye falan gidemiyor. Gidemiyor. Yani, hatta yanında bile olsa hani çamaşırını indirmek bile o süre içerisinde çok sıkıntıya yol açabiliyor. Bir de mix tip dediğimiz her ikisini barındıran inkontinans şekilleri var. Fakat bizim sıklıkla rastladığımız anatomik stres inkontinans. Çünkü birçok defada tabii ki normal doğum, normal olduğu sürece faydalı. İnsanların yanlış algıladıkları en önemli şey vajinal olan her doğumun normal doğum olarak nitelendirilmesi. Şimdi orada da bir ayrım var aslında. Evet, aslında şimdi normal doğumda annenin kemik yapısı, bebeğin ağırlığı, sürenin, akselerasyon fazı dediğimiz doğum eyleminin hızlı ilerleme süresinin 1 santimetre, 2 santimetre gibi işte çok doğurmuşlardı, hiç doğurmamış işte bir ilk doğumlarda belli bir hızı var. Bu hızda olması gerekiyor. Ama bunun dışındaki sapmalarda maalesef bazen çok ısrarcı bir normal doğum süreci geçirebiliyor hasta. Bazen bebek iri oluyor. Annenin perdesi yeterli oluyor ama bebek iri olduğu için bir uygunsuzluk oluyor ama mutlaka zorlanabiliyor. Veya ki tam tersine annenin pelvisi kötü oluyor ama normal doğum için uygulanıyor. Çok derin epizyo kesileri ortaya çıkıyor ve buna ek olarak da bizim fasya dediğimiz, ürogenital fasya dediğimiz pelvik tabanın asıcıları, bağları, bunlar yırtılıyorlar tabii ki. Bu yırtılmaya bağlı olarak da idrar torbasında, makatta sarkmalar meydana geliyor. Hatta daha ileri durumlarında rahimde sarkıp dışarıya çıkabiliyor. Aslında buradan da yine genital estetiğe de aslında atıf yapabiliriz. Evet, tabii ki. Yani burada en önemli şey o insanlarda. Yani normal doğum normal olduğu sürece güzel. Sağlıklı olduğu sürece güzel. Tabii ki her vajinal doğum normal doğum olarak nitelendirilemez. Ve bu esnada bozulan pelvik fasiyayı onarmak mümkün değil. Çünkü sarkıyor. Hiçbir zaman eski haline ulaşmıyor. Ve bu nedenle de işte idrar kaçırma problemleri ortaya çıkabiliyor. Arkada cep yapan, fıtıklaşmış olan mesane tabanında biriken idrar, rezidü idrar olacağı için, yani hepsini boşaltamayacağı için kadın idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Vajinal kanal zorla bir doğum sonrasında hiçbir zaman eski haline kavuşamayacağı için vajinal enfeksiyonları açık bir kapı haline alıyor. Derken hani hakikaten hastayı zorlayıcı ve sıkıntıya sokucu bir süreç ortaya çıkabiliyor bu tür işlemlerin sonrasında. Dolayısıyla idrar kaçırma dediğimiz zaman aslında hem bunun sağlık boyutu var, yine hem estetik boyutu oluşmuş olabiliyor bu sağlık sebebinden dolayı ve yine bunların ikisine de lazerle çözüm bulunabiliyor. Bu çok güzel, mucizevi bir şey aslında. Tabii ki, gerçekten. Anatomi nedenli eğer bir idrar kaçırmanız varsa yine vajina ön duvarının kolajenizasyonun artırılarak yapılan lazer uygulamalarında hastanın idrar kaçırma problemini kendi doğal natürünü destekleyerek, sonuçta kolajen kendi doğasında olan bir ürün, dışarıdan bir ürün getirmiyorsunuz, kendi doğal natürünü destekleyerek hastaya çok pozitif yönde fayda sağlayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki üroginekolojik cerrahide yapılan ameliyatlar hiçbir zaman %100 başarılı değil. Bu nedenle ben az evvel de söylediğim gibi öncelikle hastaya en az yük getiren sistemi denemeniz lazım. Eğer başarısız olursanız o zaman asıcı cerrahi tabii ki deneyebilirsiniz. Ama asıcı cerrahilerde bile 5 yıllık
Bunların birçok şekli var işte. Bunlar tıbbi kelimeler, çok kullanıp izleyicilerin kafasını karıştırmak istemiyorum ama %70'leri geçmeyen, cerrahilerin birçoğunda %70'leri geçmeyen 5 yıllık survival'lar var. Bu ne demek? 5 yıl sonra hastalıkta problem nüksedebiliyor veya hasta bu işlem sonrasında başarısız olabiliyor ve cerrahi tekrar tekrar yapılabilir bir